Tekrar merhaba. Sanat ve siyaset ilişkilerini konuşuyoruz. Aslında TÜSAK'tan başladık ama orayla kalmadık. İşte daha genel bir çerçeveye doğru da ilerledik. Kimle konuşuyoruz? Cemal Ciyes'le, Pelin Batu'yla ve Ezel Akay'la konuşuyoruz. En son Ezel Akay bize Türkiye'deki ve sadece Türkiye'de değil, yani Osmanlı'dan beri gelen bu despotik devlet anlayışının sanatı nasıl boğduğundan da biraz bahsediyordu. Buradan devam edelim diye düşündüm ben. Hakikaten de Türkiye'de işte hep geçen bu ceberrut devlet, işte baskıcı devlet, otoriter bir anlayış var. Sadece bu iktidarda değil yani. Geçmişten beri böyle bir anlayış var. Sanatta tabii otoriter iklimlerde kendi fazla yaşarma alanı bulamıyor değil mi? Pelin, ne düşünüyorsun? Yani ben çok zaten basit bir şey çok... Yani mesela ilk kitapları yakan adam Huang Ti denilen bir Çin imparatorudur. Ama ondan hemen sonraki dönemde edebiyat patlamıştır orada. Çünkü yani bir etki tepki meselesi. Sanatta da hani hep böyle bir akım vardır. Sonraki gelişen akım ona karşı bir tepkidir. Şimdi sen fizik kanunu bir yerden bir şeye bastırırsan başka bir yerden çıkar. Yani en herhalde klişe örneklerden bir tanesi İran sineması olarak evet. gösterebilirim. Yani sen ne kadar kural koyarsan işte değil mi cinsellik olmayacak, seks gözükmeyecek, şu olmayacak, bu olmayacak. Metaforla anlatmaya başlar insanlar ve o kadar güzel anlatır ki. Evet, o örnek hep verilir ama benim de aklıma şu takılır. Hı. Mesela Suudi Arabistan sineması niye yok o zaman? Ya o biraz uç bir örnek ama oradaki mesela... Çünkü yasak. O da tamamen orada yasak. Orada tamamen yasak. Evet, ona yapabilecek yok, bir şey yok. İran'ın herhalde. Kültürel geleneği hani dünyada sayılabilecek kadar eski ve derin. Yani Suudi Arabistan'ın o anlamda bir geleneği yok. Duymuyoruz, bilmiyoruz. Arapça hariç yani. Arapça çok daha zengin bir şey ama... Yani edebiyat kısmı çok zengin bir şey. Bir Mısır sineması var mesela değil mi? Tabii var. Orada da edebiyat. O, yani o Müslümanlıkla ya da bölgeyle değil, işte çeşitli kültürler var orada. Onunla ilgili büyük ihtimalle. Yani sonuç itibariyle tabii ki bir yerden kısabilirsiniz, despotik bir şekilde yasaklayabilirsiniz, kitap yakabilirsiniz, bir şey yaparsınız. Ama bu insanın doğasında, yani ilk çağlardan biri o mağara adamları ya da kadınları olduğu ortaya çıktı bu arada. Son çalışmalar daha çok kadın çizerler olduğunu gösteriyor. Teori tabii bu ama onlar neden vardı? Yani kimileri diyor ki işte bir büyü gibi bir şey, hayvanları çizince onları avlanabileceklerini düşündüler. Kimileri diyor ki işte onları çizerek aslında bir tapınıyorlardı, bir şey yapıyorlardı. Bilemiyoruz Pelincim, ama bir şekilde adamlar, vardı. Adamlar kadınları mağaraya kapatmışlar. Kadınlar sıkıntıdan ne yapsın? O zaman ocak yok, bir şey yok. Avdan geleni bekleyecekler. İsim yapmışlar. Yani ama düşün, yani her zaman vardı ve her zaman da olacak. Dolayısıyla evet. Sen ne kadar despotik bir şekilde yasaklarsan, fonları kesersen, ötekileştirip biz ve onlar muamelesi yaparsan yap, bir yerden çıkacak bu. En korkutları da o zaten. Bu mağara resimleri dedin. Benim de aklıma geldi. Geçenlerde gazetede de bundan bahsettim. Mehmet Baydur'un eski köşe yazılarını okurken orada bu mağara resimlerinden bahsediyor. Ve şöyle bir ifadesi var. Yani delirmek işten değil diyor. Bu insanlar, bu kadınlar, bu adamlar, o da onu kullanıyor. Kadınlar ya da adamlar bilemiyoruz diyor. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyorlardı diyor. Yani kokteyle gidemezsin diyor o dönem. Bir şey yok. Gala yok. Arkadan meyhaneye gidemezsin. İşte ne yapıyordu bu insanlar diyor. Buradan da hareketle şu aklıma geldi. Bu sanat aynı zamanda bir yaşam tarzı da oluşturmuyor mu? Yani arkasından bir şey yapılıyor işte bir sergi açılışından sonra. İnsanlar bir yere geliyorlar, bir şey konuşuyorlar falan. Bu da bir tekrar bir üretime ve tartışma ortamına yol açıyor. En özlediğim şeylerden bir tanesi de bu, biliyor musun? Çünkü burada sergi olmuyor mu, kokteyl olmuyor mu, gala olmuyor mu? Oluyor. Ama ben şey ruhunu çok özledim. Yani mesela belki de ben yaşlandım artık ve o heyecanı yakalayamıyorum ama şeyde otururken, New York'ta yaşarken şeyi hatırlıyordum. Daha 2 sene önce aynı hislerle gark oldum. Bir mesela sergiye gidiyorum ve eve koşa koşa gidip böyle bir resim yapmak istiyorum. Bir film izliyorum ve içim gidiyor. Ah keşke bunu da oynasaydım diyorum. O insanlarla konuşuyorum ve o insanlardan bir şey alıyorum ve bu alıp vermeyle de daha yani ilhamla kaplanıp başka şeyler yapmak istiyorum. Ben de bir şey bırakmak istiyorum moduna giriyorum. Burada olmuyor mu? Burada çok nadir oluyor. Niye burada, olmuyor? Burada dediğim gibi çok güzel festivaller var, iyi filmler seyrediyorum vesaire ama neden bilmiyorum. Burada hiçbir zaman böyle şey yaşamadım. Bir grubun gelip de böyle biz birlikte kolektif bir şey yapalım. Birlikte bir övme yok mesela. Yanlış bir şey yazıyorsam, mesela Göbekli Tepe ile ilgili bir yazı yazmıştım. Orada bir hata yapmışım. Yüzlerce mail geldi.
Ama Göbeklitepe'deki bir hatayı bilen yüzlerce insan var demek ki, bir yandan da fena değil yani. Gelecek entellerin geleceği. Yandık. O keşke öyle olsaydı, yok bir cümleyle ilgili bir şeydi. Ama ondan sonra mesela iyi bir şey yapılınca da ses yok. Hiç böyle bir yeni İzlanda'daki müzikle ilgili bir belgesel izlemiştim ve şey diyorlar, tamam orası küçük bir yer falan filan ama bizim burada bir gitarımız mı yok? Hemen bir işte Björk'un ekibinden birisi tık diye çıkartıyor, gitar veriyor. Bilmem ne mi yok? Birlikte bir şeyler yapıyorlar. Bir hani birbirlerini o bizim cehennem fıkrasında olduğu gibi aşağı çekme durumu yok. Tam tersine böyle bir alışveriş söz konusu. Burada ben, belki de benim şansıma gelmemiştir ama çok nadir gördüm bu hissi. Cem, sen nasıl görüyorsun bu sanat camiası? Bir dayanışma ve işbirliği eksikliği mi var? Böyle bir sürekli bir kavga veya birbirinin kuyusunu kazma durumu var mı? Bu kavga mesela demin Pelin'in söylediği yazıda bir kusur bulup da üstüne çullanma falan. Hani bu bizim yani genel Türkiye'deki hepimizin müsterip olduğu bir meseledir. Yani öyle bir açık arama meselesi vardır. Yani ama ben onu çok da abartmak istemiyorum. Yani illa herkes birbirinin düşmanı işte olduğunu da sanmıyorum. Yani düşman kelimesi çok güçlü ama Cem. Yani ben düşman demiyorum. Ben sadece o kolektif birbirini destekleyen ve hadi birlikte bir şey yapalım ruhunu pek yaşamadığımı söylüyorum. Yoksa hani herkes kuyumu kazıyor modunda değilim ya da... Yok yok, ben senin için söylemiyorum. Hani genel olarak hani bunu bütün Türkiye sanat ortamında büyük bir savaş var gibi düşünmek de çok doğru olmaz. Çünkü bir yandan da bir sürü insanlar beraber bir şeyler yapmaya da çalışıyorlar zaman zaman. Ama hani bir süreklilik olmuyor. Bizdeki mesele bu. Yani bir şeye başlanıyor ve böyle bir yere kadar çıkıyor. Ondan sonra hop aşağı çakılıyor. Yani biz sürekli bir takım patlamalardan, çatlamalardan, hani şu patladı, bu patladı deyip ondan sonra da onların hop fade out olup ortadan kaybolmasından bahsediyoruz. Hatta bahsetmiyoruz kaybolma noktasından. Bu bakımdan böyle bir çok inişli çıkışlı bir sanat ortamımız olduğunu söyleyebilirim. Yani özellikle hani daha popülerleşebilen, kitleselleşebilen şeyler daha göz önünde oluyor. Onların bir sürekliliği oluyor filan ama diğer yerlerde öyle değil. Ama bu biraz çağın ruhuyla da alakalı. Yani günümüz hani böyle akımlardan bahsedebileceğimiz, işte önce entelektüellerden bahsedebileceğimiz bir çağ değil. Yani burada hani işte entelektüelizmin birazcık daha parçalanmış olmasının da rolü var. İşte herkesin... Ne kastediyorsun bundan, entelektüelizmin parçalanmış olmasından? Böyle küçük parçalara ayrılmış olmasından bahsediyorum. Yani Herkes belli konuda entelektüel. Bir de herkesin her konuda fikri olabiliyor ve bunu ifade edebiliyor. Bunu olumsuz bir şey olarak da söylemiyorum. Hani klavyenin demokratikleşmesi dediğimiz bir dönemdeyiz. Yani işte blogların var, sosyal medyan var. Bir süre tip devreye girerse o bile olmayabilir işte, ama. Tibe de o yüzden karşıyız zaten. Yani hiç olmazsa çağın ruhunun güzel kısmı bu. Hani herkesin her şeyi ifade edebiliyor olması, düşüncesi, bir düşünce geliştirebiliyor olması. Bunun bir sonucu olarak da hani en son işte artık 80'lere kadar var olan o önce entelektüeller, işte herkesin ağzının içine baktığı, yazdığını ettiği her şeyi takip ettiği. Tanrı yazarlar, tanrı eleştirmenler falan onlar bitti. Mesela şimdi biz bazen eleştiri söz konusu olduğu zaman hemen denir. Ah işte bir Ataç çıkmıyor, işte ah bir Fethi Naci yok edebiyatta eskisi gibi diye. Olamaz. Yani çünkü ne 1940'ların dünyası bu dünya, ne 1960'ların, 70'lerin dünyası. Hani bugün çok sayıda eleştiri yazar insan var ama çok sayıda varlar. Yani bir tane Fethi Naci yok, bir tane Nurullah Ataç yok. Onun gibi böyle daha parçalanmış bir hayatımız var. Sanatta da mesela kokteyller bağlamında söyleyeyim. 60'larda bir sergi açıldığı zaman zaten o serginin satış şansı yok, bir şey yok. Ondan sonra o serginin açılışında işte İstanbul'un bütün yazarları, edebiyatçıları, ressamları, tiyatrocuları bir araya gelirmiş. Oradan da çıkıp işte dönemin gözde barı neresiyse oraya gidilirmiş. Hani bu çok tatlı bir hatıra olarak anlatılıyor. Bugün böyle bir şey pek olamıyor. Olamaz çünkü İstanbul'un bütün edebiyatçıları, ressamları, tiyatrocuları dediğimiz zaman herhalde bir 10 bin kişiden falan bahsetmiş oluyoruz yani. Hani bu kadar büyümüşken bu dünya... Eskiden herkes, sayı da az zaten. Az, onu söylüyorum. Herkese aynı yerde bulabiliyorsun aynı, zaten. Onu söylüyorum. Şimdi herkes kendi dünyasının içinde yaşıyor. Hatta sinemacıların içinde ayrı ayrı dünyalar, tiyatrocuların içinde ayrı ayrı dünyalar öyle vesaireler var.
öyle olsun. İşte bu bence çoğalma ve parçalara ayrılma böyle bir şey yani. Yani yeni bir yol lazım. Yani evet. Eskiden dar bir çevreydi. Dolayısıyla o dar çevrenin haberleşmesi, dedikodusu, birbirini yemesi daha kolay oluyordu. Daha kolay oluyordu. Ve o kendi içinde bir gelenekti. Şimdi yani kolay değil, yurt dışına çıkış yasağı kalktı Türkiye'de. Mesela başka bir şey oldu. İnternet çıktı. Tabii. Artık aynı ilişkiler aynı şekilde yürüyemez. Hayır. Bu çeşitlenme, mesela bir Çarşamba mahallesi var. Fıstık gibi mahalle. Orada insanlar gerçekten Türkiye'den çok farklı bir şekilde yaşıyorlar. Ben istiyorum böyle kendi alanlarında yaşam alanları oluşsun. Farklı kültürler. Burası yani binlerce kültürün binlerce yıldır bir arada yaşadığı yer derken, bunu biz artık hani geleneksel bir ezbere söylüyoruz. Onun tezahürü çok garip oluyor bizler için. Alışmadığımız için. Halbuki öyle olacak. Yani ve çok ilginç şeyler çıkacak. Bu, belli bir rahatlık, sınırlar ve rahatlık, o sınırları kolay geçmek mümkün olduğu zaman herkes kendi istediği gibi yaşamaya başladı ve istediğin gibi üretmeye başladığı zaman birbirimizin dertlerine derman olma imkanı olacak. Hı hı. Her anlamda. Dolayısıyla sanat alanının da bu muğlaklaşması aslında üreticilerin artması yüzünden oluyor. Yani evet. Belli bir yani Sinop'tan bir adam çıkıyor, bir resim yapıyor ve o bizim kadromuza dahil değil. Kayseri üzerine roman yazıyor bir edebiyatçı. O İstanbul edebiyatına dahil değil. Yani bu zaten kötü bir şeydi. Biraz da mecburiyetten, yani bütün zenginlik İstanbul'a toplanmış olduğundan Osmanlı döneminde. İstanbul bütün ülkeyi sömürdüğü için, bütün ülkenin en değerli malını, mülkünü oraya çektiği için diğer taraflarda bir fukaralaşma vardı. Ama şimdi öyle değil. Dolayısıyla bizim bu yeni çeşitlenmeyle baş etmemiz, onun geleceğini düşünmemiz lazım. Yani her yerden sanatçı çıkacak, her yerde sanat üretilecek. Boşuna değil, en az 100 tane sinema televizyon okulu var. Benim sektörümden biliyorum. Üniversiteler var. Birçoğuna gittim ben ve oradakiler oralı değiller. İşin ilginç tarafı. Yani Erzurum'da üniversitedeki öğrenciler Erzurumlu değiller. Orayı kazanmış, oraya gitmiş. Evet, oraya gitmiş. Ve hem Erzurum'la baş etmeye çalışıyor, hem Erzurumlular onlarla baş etmeye çalışıyorlar, hem de orada bir meslek öğreniyorlar. Ve orada üretecekler. Orayla ilgili üretecekler. Orada mı üretecekler, o okulu bitirince tekrar ya memleketlerine ya İstanbul'a mı dönecekler? Tabii öyle de olacak ama bir süre sonra imkan olmayacak artık. Yani rekabeti İstanbul'da sürdürmek saçma hale gelecek. Amerika'da televizyon sektörünün çok ilginç bir tarihi var. Yerel networkler. Yani orada kalır gider diyorsun. Hayır, bazen öyle insanlar yetişiyor ki, öyle iyi haberler veriyorlar, öyle başarılı oluyorlar ki o yerel network ulusal hale gelmeye başlıyor. Veya onun elemanları başka yerlere transfer oluyorlar. Şimdi bu Amerika'daki bütün gazeteciliği, şunu bunu, haberciliği değiştirmiş bir şey. Tabii bu 50 yıllık bir süreçten söz ediyorum. Tabii. Yani herkes kendi yerinde sanat üretecek, Sinop'tan da bir sinemacı çıkabilecek falan derken belki Anadolu'da sanatla uğraşan bir sürü insan bize çok kızabilir şunun için. Bir yandan da şöyle de bir gerçek var. Yani orada, yani Anadolu'daki birçok kentte sanat üretmek olanakları ve ortamları çok az ve insanlar bundan da çok mustaripler. Yani hem iletişime geçebileceği, yani kendisi gibi düşünen, demin Pelin'in de sözünü ettiği, o düşünceyi çoğaltabilecek insan sayısı az. Hani film yapacaksa doğru dürüst bir stüdyosu yok, montaj odası yok. Ne yerel yönetim böyle bir şey destekliyor, ne valilik destekliyor, ne oradaki izleyici var öyle bir şey. O yüzden de hani böyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Tabii oraların valileri de farklı. İnsanların habire İstanbul'a akmaya çalışmalarının bir sebebi de bu. Burada hani sanat üretecek ortam bir var. Birçok ülkede herhalde aslında, büyük şehirler daha çok çekiyordur bunu. Tabii canım, yani Paris'i de var. Londra'sı da var yani. Ama yerelde de var orada, o ülkelerde. Avrupa'da da Amerika'da da özellikle, ki Çin'de de böyle, birçok şehir var. Bir tane şehir yok. Burada bir tane şehir var. Çok acıklı bir şey yani İstanbul. Onun dışında bir sanatçı için yaşanabilecek, bir şey üretebilecek yer sayısı çok az. İşte Ankara, İzmir belki. Ama Antalya'daki bale falan. Ama yani böyle bir şey yok. Yani böyle, hayır, sadece üretici gerekmiyor, izleyici de gerekiyor. Tabii. Yani çok aynı yoğunlukta bir talep de olması gerekiyor. Sen gitmişsindir belki, Afyon'da kaç yıldır bir caz festivali var. Caz ve klasik müzik festivali var.
Yani 10 yıl, Cem'in söylediği çok önemliydi. Sürekli yapınca insanlar alışıyor. Kendi seyircini ve kendi kitleni yaratıyorsun. Doğru, biraz da devamlılık. Şimdi devamlılık olduğu için orada yani normalde Afyon'da ne alaka diyebileceksiniz caz festivali. Ama devamlı yaptıkları için o çocuklar şimdi böyle caz dinler oldular. Tamam, çocuklar caz dinliyor ama Hüseyin Baş Akademi burada olsaydı şimdi bize yarım saat ağlardı yani. Tabii, o kadar zorluk çekiyor ki ne valilikten düzenli destek görebiliyor, ne belediyeden düzenli. Bir vali geliyor, destekliyor. Başka vali geliyor, köstekliyor. Hakeza belediye içinde öyle i̇şte şeyler. Zaten yani despotik yani, geleneğin uzantısı bu. Bir vali buna nasıl karışabilir? Ama ona muhtaç vaziyettesin. Bugünkü yani. Zihnimizde baktığımızda bir vali buna asla karışamaz. Bir şeyi yasaklayamaz herhangi bir sanatsal gösteriyi. Bunun kuralının gelmesi lazım. O halka ait bir şey o alan. Valiye ait değil, vali atanmış birisi. Hiçbir dahlinin olamaması lazım. Bir sorun olacak, çözümü için yardım edecek. Tamam mı? Anlayış oranın işte. Vali oranın devleti gibi davranma alışkanlığında. Hala Osmanlı'dan beri öyle. Tiyatro oyunlarının bile yasaklandığını görüyoruz yani. Evet, bayağı yasaklıyorlar ya. Bir tiyatro oyununu yasaklayan vali hemen görevden el çektirilmeli. Benim zihniyetim böyle. Kanun öyle olabilir. Bunun antidemokratik bir şey olduğunu anlamamız lazım. Yani bizim istememiz, talep etmemiz lazım. Ya insanların kültüre ulaşma hakkı diye bir şey var. Yani işte neden diye konuşuyorduk anayasada biraz önce. Anayasada öyle bir hak var zaten. Var, evet. 64. madde miydi neydi? Bu aynı zamanda hani insan haklarının da içerisinde olan bir şey. Bu bakımdan da baktığımızda hani o çok az insanın seyrettiği baleyi de yaşatmak zorundayız. Çünkü o çok az insan için. İşte Afyon Valisi deyip duruyoruz sabahtan beri. Evet. Kusura bakmasın, onu kastetmiyoruz ama misal olarak Afyon Valisi de. Ben onu kastediyorum çünkü onun alkolle ilgili uydurduğu şeyler, istatistiklere de Afyon'a da hakaret. Peki devam edelim o zaman. Afyon Valisi de önüne gelen her sanat projesini, kültür projesini desteklemek durumunda. Orada yaşayan insanlar için demin senin sözünü ettiğin cazla tanışmış belki de küçük çocuklar dinlemeye devam etmek istiyorlarsa dinleyebilsinler diye. Yoksa sen onlara köstek koyduğun zaman bu iş biter. O insanlar o kültüre, o sanata ulaşamazlar yani. Tam buradan hareketle yani bu Taşra diyelim ya da küçük şehirlerdeki bu sanatsal etkinlik açısından bu TÜSAK şeyinde tasarısında galiba bir de bazı şehirlerdeki şeylerin kapatılması söz konusu değil mi? İşte operaların, tiyatroların ya da senfoni orkestraların. Kapatılması yani büyük şehirler değil de daha nispeten ikinci büyük şehirlerde. Esasen şu an önümüzde olan taslağa bakacak olursak yani daha doğrusu internette giden hepsi kapatılıyor yani büyük şehirlerde. Fakat Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının işte Bilgi Üniversitesi'ndeki konferansta söylediğine bakacak olursak yeni bir taslak söz konusu ve işte Ankara'da, İstanbul'da bazı temel kurumlar korunacak. Birer merkez gibi. Ve her şey dağıtılacak ondan sonra. Böyle bir şey söz konusu. İşte yine aynı şeye giriyoruz. O zaman hani Erzurum'daki Devlet Tiyatrosu kapanacak, Van'daki kapanacak, Samsun'daki kapanacak, işte şeydeki Mersin'deki opera kapanacak. Yani ve bunlar oraları güya turneler yapacaklar. Ama oradaki o sanatçıların orada var olması, onların orada yaşıyor olması bile önemli. Kim yapacak turneyi? Yani bir tane böyle bir tane mi? Gezici. Yok, yani. Bir tane senfoni orkestrası olacak. Herhalde Türkiye'de. İstanbul, Ankara falan değil mi? 2-3 tane. Ya tek devlet, tek senfoni orkestrası. Tek senfoni orkestrası. Vallahi öyle gibi aslında. Evet. Ama o diyor ki şimdi yani bu mantığı şu. Şimdi 3000 tane sanatçımız olmayacak. 3000 değil, 600 tane maaşlı tiyatro oyuncusu var diyelim ki devlet tiyatrolarında. Ben bunlardan 50 tanesini tutarım ya da hiçbirini tutmam. Geri kalanı da proje hazırlayacak. Bir araya gelecekler. Ondan sonra diyecekler ki biz şu oyunu oynamak istiyoruz ve bu oyunla şu 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 kentlere gideceğiz. İşte buyurun dosyamız. İşte bize verin atıyorum işte 200 bin lira, 500 bin lira ve biz bu projeyi gerçekleştirelim. Kurulda bakacak, Türkiye Sanat Kurulu'nu oluşturanlar bakacaklar. Evet, projeniz mantıklı. Buyurun ahlaklı. Size. Evet, buyurun size 500 lira. Fakat bol Necip Fazıl oyunu izleyeceğiz yani. İşte yani onlar o bakma anında. O da tehlikeli olabilir ama. O bakma anında neler yaşanacağının hiçbir garantisi ve detayı yok. Yani şu anda düşünülen sistem böyle bir sistem. Yani şimdi şöyle bir noktadan bakınca benim pozitif bulduğum da şöyle bir yan var. Hani Anadolu'da yerel yönetimlerde çok fazla kültürel ortam yok diyoruz ya. Belki de olabilir, kurulabilir. Yani sen Erzurum'daki işte sinema televizyon okulundan çıktıktan sonra efendim orada bir yeni bir sinema açmaya niyetlenebilirsin ve bunun parasını da TÜSAK'tan isteyebilirsin. Bu işte Almanya'da, Fransa'da,
Hep bildiğimiz örnekleri onlara örnek veriyoruz. Hani daha lokal kültür ortamlarının çoğalmasını sağlamış bir uygulama. Yani bu aslında inansak buna, bir hani içimize sinse bunun üstünden yürüyebiliriz ve bu birazcık daha o işte çok kültürlü ortamı, merkez kaç ortamını zenginleştirecek bir şeye dönüşebilir. Yani bu taslağa göre... Ya böyle bir pozitif yanı da var. Ama hani bu taslağa göre Bakanlar Kurulu hangi kriterlere göre bu insanları atayacak? TÜSİAD içindekiler neye göre verilecek? Yani that's the question. O konuda bir şey var mı? TÜSİAD içindekilerin kim olduğuna bağlı. Çünkü o kural yok, kişi var. Öyle anlıyorum ben. Kriterler yok mu? Hani var. Neler var mesela? Mutlaka bir kriter yani vardır. Kim çıkıyor bu kriterlerden? O 11 kişiden 6 tanesi o sanat alanında, şimdi bulmaya çalışıyorum tam lafı. Ne derler? Yarısı ya o eğitimi almış, o sanat alanının içerisinde yetişmiş insanlardan olması gerekiyor. Ama tabii bunun tanımına da giren binlerce insan var. Yani. Sonuçta Kültür Bakanı'nın önerdiği listeyi Bakanlar Kurulu onayladığı zaman kurul oluşuyor. Yani Kültür Bakanı o binlerce insanın içinden kendi kafasına göre insanları belirleyecek yani. TÜSİAD açmışken devam edelim. Belli ki Cem Erciyes, sen de bu konuda bir hayli... Tabii ben değil mi? Belgelerle falan geldim. Belgelerle geldim. Şöyle kağıt salacaksın değil mi en sonunda? Bir de şu var, programın başına biraz bahsetmiştim. Plastik sanatlardan bahsediyordun ya da işte görsel sanatlardan. Bu plastik sanatlarda bu kapsamda değil mi? TÜSİAD kapsamında değil mi? Var çok, o da güzel. Ya o çok hoş aslında. Çünkü Türkiye'de hani şimdi devletin sanat kültür politikasını oluşturmuşlar işte kuruluş dönemimizde. Kurumlarımız var biliyorsunuz, işte operamız, balemiz vesairemiz var. Plastik sanatlarla ilgili de iki tane resim heykel müzemiz var. Aslında üç, bir tane de İzmir'de vardır şube gibi. Üç tane resim heykel müzemiz var. Bunun dışında devletin plastik sanatlar alanında hiçbir kurumu yoktur. Kamunun diyelim. Siz kızıyorsunuz devletin deyince. Hiçbir kurumu yoktur. Ve bu resim heykel müzelerinin halini biliyoruz. İşte İstanbul'daki 10. yılına falan girdi, kapalı. İşte Ankara'dakinin içerisinde 300 tane eser kayıp, çalınmış. Yenilendi. İzmir'deki, ben İzmir'de okudum liseyi 1980'lerde. Gidip gezerdik. Hakikaten çok güzel resimler vardır. Biraz eklenmiş de o. Sonra geçenlerde gittim 2-3 sene önce. Aynı. Aynı. Hiçbir çivi çakılmamış. Yani o bekçinin oturduğu masa bile aynı duruyor. İşte gerçek demir, muhafazakar sanat. Evet. Yani. Demir masa vardır ya hani böyle. Devlet Malzeme Ofisi'nde. Onun yanında bir bekçi oturuyor falan. Böyle bir müze ve galeri anlayışı yok artık 2010'larda. Şimdi o bakımdan devletin plastik sanatları hatırlamış olması iyi bir şey TÜSAK'ta. Şimdi bu geçen süre içerisinde ne oldu ama? Türkiye'nin çok etkili, zengin bir görsel sanatlar ortamı var. Yani işte bu çağdaş sanatçılarımız, güncel sanatçılar işte dünyada çeşitli sergilere katılıyor. İstanbul Bienali acayip ilgi çekiyor. Çok güçlü bir sanat piyasası var filan. Bu biraz kendiliğinden oldu. Dünyada en fazla sanat galerisine sahip 5. şehir olmuş İstanbul. Olabilir mesela. Bakın bilmiyorum, bunu mümkündür. Yani bu son birkaç yılda çok arttı. 5-6 yılda arttı. Evet, yani. Ama orada bir devlet desteği söz konusu değil değil mi? Değil, değil. Şey. Özel. Yani hem Biennaller falan öyle bir sonuçta ortam, bir tabii iklim oluşunca etrafta bir sürü galeri açılıyor. Yani şimdi devlet bu işe azıcık destek verse de hani daha çok müze açılsa, bütün bu müzeler İstanbul'da açılmayıp başka kentlerde açılabilse, piyasa artık her şeyi daha belirler oldu plastik sanatlarda. Piyasa güçlendikçe bütün sanatçılar ve kurumlar oraya doğru bakmaya başladılar. İnsanlar piyasanın baskısından kurtularak daha rahat bir şeyler üretecek, projeler gerçekleştirecek bir hale kavuşsa fena olmaz. Ya şu o yüzden piyasanın, bu madde önemli. Yani piyasanın, piyasa dediğimiz şeyin sanata bir çok önemli bir faydası var ve şüphesiz çok önemli de bir zararı var. Yani o yüzden devlet desteği, yani kamu desteği, kamusal desteğin çok önemli olduğu bir alan sanat. Çünkü evet, geçenlerde bu işte, benim destek verdiğim, birlikte çalıştığımız Deniz Ayral diye bir ressam arkadaşım var, eski metin yazarı falandır. Çok muazzam kolajlar yaptı bir bu dönemde. Çok ilginç böyle bilinçaltı resimler diyebileceğim. Bunu bir galeriye vermek istedik. Ve hani internetten resimleri gönderdik, bak şöyle şeyler diye. Çok çok etkilendi, çok beğendi, çok güzel falan dedi. Sonra resimlerden birkaç tanesini aldık. Galeriye işte ne yaparız diye götürdük. Beğenmedi resimleri. Çerçeveleri yok. Kartonun üzerine yapılmış. Özelliği o, kolajın özelliği o. Yani pazarlayamam ben bunu dedi. Dedik ki yani böyle olmayacak, hani çerçevesi yok. Yani benim müşterilerim çok elit.
bu şekilde almazlar resmi. Tabii ki bunlar çerçevelenecek. Şimdi derleyin toparlayın dedi değil mi? Evet, böyle derleyin toparlayına geldi iş. Yani bunlar kağıtların kenarları kırpılarak fotokopi... Kolaj zaten yani özelliği o. Yani korkunç bir şey var. Yalnızca piyasa düşünerek... Tamam. İster istemez sanat ticareti yapanlar. Ama ona da uygun galeriler yok mudur? Yani mutlaka vardır. Mutlaka vardır ama şimdi benim kastettiğim şu. Yalnızca ticaretini düşünüyorsan, düşünmek zorundaysan o zaman gerçek sanat eseri diye bir şey aramıyorsun. Ne satılabilir diye bakıyorsun. Zaten bu zamanın talep neye var? Hastalıklarından yani, bir tanesi. Mesela bir takım kolektörler neyi topluyorlar? O sanat artık. Koleksiyoncular neyi topluyor? O sanat. Öbürü değil. İşte böyle durumlarda daha sonra değeri anlaşılabilecek. Yani gerçek bir sanatçı bir sanat eserini gördüğü zaman, gerçek bir sanat eleştirmeni bir sanat eserini gördüğü zaman iki türlü düşünebiliyor rahatlıkla. Bu gerçek bir sanat eseri diyor. Bunu satamazsınız da diyor. O okey. Ama işte bu sanat eserinin ortaya çıkabilmesi sanatçıları değiştirecek. Sanat izleyicilerini değiştirebilecek bir şey. Ortaya çıkmazsa o değişim yaşanmayacak. Kamu desteği bütün sanat dallarında, heykel ve resim mi de analım dedik demin arada hep atlıyoruz. Yani heykel bir put olduğu için bir türlü alması gereken yeri alamıyor. Yani biz mecburen Atatürk heykelleriyle şunlarla bunlarla idare etmek zorunda kalıyoruz. Gerçek ucubeler var etrafta yani olmaz dev mı? Domatesler böyle hıyarlar vesaire. Şey. Yani ama çok eğlenceli onlar yani. İnekler var mesela ben bayılıyorum onlara. Devam etmesini istiyorum gerçekten yani çünkü artık bundan sonra onun mücadele edemeyeceğiz. Işte kabul edelim ve artsın sayısı istiyorum ben. Onlar çok var çok. Onun bir tane şeyi var. İnternet sitesi var. İnternet sitesi var. Yani bir sonsuz eğlence var. Çeşitliliğe çok ihtiyacımız var. Yani çeşitlilikten korkan, tırsan bir ülke burası. Çeşitliliğin çok eğlenceli, çok yaratıcı bir şey olduğunu anlamak ancak çeşitliliğin sayısını zorla da olsa çeşitlemeyle mümkün. Ben biraz çeşitlemeye ihtiyaç duyuyorum. Ve bu çeşitleme hem kompartmanlar halinde olabilir. Yani herkes kendi işine de yapabilir ama aralarında böyle bir ilişkilere de yol açmıyor. Bir melezleşmeye de yol açmıyor. Onu, onun imkanını olmuyor. Açıp oraya bırakmak lazım. Olmuyorsa olmuyor. Yani o bizim vereceğimiz karar. İsteyen melezleşir, isteyen melezleşmez. Yani o imkan olursa yani... Birlik haline gelenleri, ortak faaliyet gösterenlere ekstra bir destek de olursa mesela bu gene kamu desteğinin başarması gereken, yapması gereken bir şey. Ki zaman, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunun yapıldığı yerler var ve çok da güzel işliyor. Tabii yani bir yöntem arıyorsak hemen internet Allah'a şükür yani internet diye bir şey var. Hemen internetten öğrenebiliriz. Bilgili olanlar da var. Yani bunların kural, metotları ne oluyor? İhtiyaca ilişki, ihtiyaç ve onun çözümü ortaya çıksın. Onun metodu ile ilgili yeryüzünde yaratılmış bir sürü fikir var. Hepsine de ulaşabiliriz. Ben burada birkaç somut örnek vermek istiyorum. Şimdi mesela bakıyoruz. Geçenlerde bir editörle yapılmış çok güzel bir röportaj okumuştum. En bilindik yayın evlerinden bir tanesi. Penguin olabilir. Neyse. Adam diyor ki zamanın sorunlarından bir tanesi hepsi birbirinden değerli. Binlerce, on binlerce eser geliyor diyor. Şimdi bu iyi, bu kötü demek neredeyse mümkün değil. Çok fazla var. Herkes yazıyor. Ve gerçekten de hani neyin onların arasından sıyrılacağı ya da hangisinin aslında tarihe kalacağı vesaire eskiye nazaran çok daha fazla karar alıcılar var. Da her zaman doğru karar alamıyor. Tabii ya da işte var. Yok onun ajanı devreye giriyor, onun tanıdığı devreye giriyor falan her yerde böyle. Dolayısıyla yani bu sadece kitap, edebiyat için değil, resim için, müzik için, pek çok şey için geçerli. Ben Tate Modern'a giderken bir ihtiyar taksiciye denk gelmiştim. Adam şikayet ediyor. Bizim vergilerimizden 3-4 tane kiremit aldılar buraya diye. Kaç milyon sterlinlik bir eser var Tate Modern'ın ortasında. Sayısını hatırlamıyorum şimdi ama diyeyim 27 tane kiremit salonun ortasına dizilmiş. Ya da Hollanda'da büyük sorunlar çıkmıştı. Çünkü Yves Klein'ı bilirsiniz. O mavi rengini yapar. Bir tane resmi 2 milyon euroya almışlar galiba. Ama 1 milyon euro da şey gerekiyormuş. Hasarlıymış, bakım gerekiyormuş. Orada da bir ayaklanma oldu. Biz Yves Klein'e bu kadar para verebilir miyiz? Şimdi burada hani ne sanat ne değil. Halk bunu istiyor, halk bunu istemiyor. İşte bu conceptual şeyde sanat mı? İşte oraya bir ampul sallandırmış ya da boş çerçeve koymuş bu da sanat mı falan filan diye konuşmaya başlarsak sabaha kadar konuşuruz. Mesele burada oturmuş bir sistem olması lazım. İnsanlara ne kadar çılgın, ne kadar bu da sanat mı diyeceğin şeyler de olsa dahil.
kapıyı açman lazım. Belli kurullar olması lazım. İnsanların desteklenmesi lazım ve böyle gayet demokratik bir ortam olması lazım. Ama şu anda hani orada da problemler var tabii ki, ama burada biz daha neredeyiz, onlar nerede durumuna geliyor. Çünkü bırak bu kurulları, insanların böyle teşvik etme meselesini. Aha işte bu müstehcen, bu işte gençlerimizi kötü etkiliyor falan. Yani bayağı hani ortaçağ zihniyetinde gidiyor. O yüzden de hani bir şekilde hasbelkadar güzel şeyler oluyorsa o... İstanbul'un şansı olduğunu düşünüyorum ben bu kadar galerinin olması. İki, hani İstanbul modern contemporary bienallerin dünyada patlamış olması ve moda olmuş olması. Ama şimdi mesela Çin'e kaydı. Bundan sonraki iki yılda bir gittikçe daha şey azalabilir. Bir şey de Çin'e kaymasın ama yani. Ama inanılmaz sanat orada. Acayip şeyler ufak oluyor. Ufak bir ara vereceğiz. O ufak aradan sonra belki de Çin'e kayan sanat dünyasını konuşacağız. Çin ekonomisi. Türkiye'den bıktık.